Efendim valla son ikidir kayınvalidemiz, kayınvalilerimiz dün de gelinlerini bulamadılar. Bakalım Yasemin Hanım Zeynep'in tabağını bulabilecek mi? Yasemin Hanım buyurun efendim, sizi de alalım. Hoş geldiniz. İlk tabaktan başlayalım. Hoş bulduk. Kalın. Hamuru kalın. Evet, kalın. İçi nasıl? Şöyle böyle. Şöyle böyle. Hadi bakalım olsun. İkinci tabağı da açalım. Ne arıyorsunuz içinde? Öyle bir baktınız ki. Kalınlığına, kalınlığına bakıyorum, inceliğine, kalınlığına. Siz bu konuda iyi olduğunu söylediniz çünkü. Bakalım içi köfte sizin kadar ince, güzel yapabiliyor mu? İnce olmalı benim bildiğim içi köfte. Çünkü incesi makbuldür. Kalın güzel olmuyor. Yani içi de pişmiyor kalınlığı. Bu ona göre daha güzel. Biraz da ince olmuş. O zaman üçüncü tabağı açtık. Ama bunun içi güzel. İçi güzel. Yumuşak ve güzel olmuş. Dördüncü tabağımızı da açtık. Ve sonra bakalım Zeynep'i bulabilecek mi? Bu bayağı bayağı ince. İnce mi? Hı hı. Bu da güzel. Hangi tabağa hangi puanları vereceksiniz Yasemin Hanım? Bundan bu işleri çok güzel benziyor ama kalın olmuş bu. Hı hı. Dörde 5 veriyorum. Dördüncü tabağa 5 puan verdik. 3 diyelim. Üçüncü tabağa 3. Bu 1. Birinci tabak 1. Bu da ince 4. 4. Şimdi üçüncü tabağın önüne alayım sizi efendim. 3. Üçüncü tabağa 3 puan verdi. Yasemin Hanım bakalım. Benim bildiğim ince olur işte. 3 puan. Hangi geline gidiyor? Hazır mısınız? Hazırım. Haydi o zaman bakalım kiminmiş. Kaldırdık. İlayda. 3 puan da İlayda. Çok. Gelelim ikinci tabağa. Ona da siz 4 puan vermişsiniz. 4 puanı. Güzel, fena. Hangi geline acaba verdiniz? Hazır mısınız? Haydi bakalım kaldırdık. Ümran. Ümran 4 puanı aldım. Şimdi şöyle alayım dördüncü tabağı. Başını alayım sizi. Bakalım 5 puan. Ayşe'ye mi gidiyor yoksa Zeynep'e mi gidiyor? Beş puanın sahibi gelin. Gelinimdir diye düşünüyorum. Zeynep'tir diye düşünüyorum. Öğrenelim mi? Öğrenelim. Acaba Yasemin Hanım gelinini bulabildi mi? İnşallah. Hazır mısınız? Zeynep'tir. Buldunuz mu? Kaldırdık. Ayşe. Ayşe. İşte bu. Ayşe 5 puanın i̇şte sahibi. Bu. Böyle alayım sizi. Bir puan da maalesef gelininiz Zeynep'in. Kalın olmuş. Afiyet olsun. İncedir diye düşündüm. Oldu mu şimdi bu? Yani ben mi hak ettim biri? Yani bir de içli köftenin sen babasını yapıyorsun ya. Hiç yakıştı mı bu sana?
Niye kafan karıştı puanlama yaparken? 3'e 1 veriyordun. Niye gidip 1'e 1 verdin? Çok kalın olduğunu söyledin. Onu yedin. Kalın dedin. Gayet başka hiçbir yorum yapmadın. Diğerlerini yerken de mesela tam dördüncüyü ince dedin. Ben çok ince yaptım bu arada. Ona denk gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten ince yaptım. Daha önceki iki puanlamada da hepsini kontrol ettim. En ince benimkiydi. Muhtemelen o denk gelmiş olanıdır diye düşünüyorum. Ona bir verecekken niye kararını değiştirip ona bir verdin? Nereye biri verecekken? Normalde 3'e 1 verdin. Sonra kararını değiştirip ona 3 verdin. Bir de en kalın olduğunu söylediğin tabak o. Zeynep'ciğim bak köftenin ısısı var burada yazdığıma bence. Bekle, sıranı bekle. Verdi. Sıranı bekle yoksa ben seni gerçekten konuşturmayacağım. Hadi canım. Ne senin kararını değiştirdi? Çok kalın dedin. Hakikaten çok evet, kalın. İkisi zaten çok kalın. İkisi çok kalın zaten. 4 ile 2 iyiydi. 2 kayınvaliden 4 aldım senden 1 aldım. Gerçekten inanamıyorum. Yasemin teyze benimkine kalın dedin. Kalın yaptığımı düşünmüyorum. Ama yumuşak ve güzel dedin. Yumuşak ve güzel dedin. Yumuşak olmaz ama çiğ köfte canım. Çiğ köftenin kıyması yumuşak zaten. Olur kıyması yumuşak olur. Donar ama yumuşak gene olur içinde. Ama kalındı. Çok çok kalındı hem de. İşte senin demek ki gelinin kadar kalın değilmiş. Zeynep çok hava atıyordu da ben şöyle ince yaptım, böyle ince yaptım. Zeynep'inkinden zaten kalın seninki canım. Bir baksana bir. Zeynep'inkinden kalın. Tatlım bir köftene bir baksana ne gene kadar kalın. Gene iyi vermişim sana, 3 vermişim. Zeynep'inkinden kalın. Bilmediğim için Zeynep'e de bir vermişim. Yasemin teyze demek ki ne kadar kötü olduysa vermiş. Yasemin Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Siz burada inceleri aradınız ama İlayda'ya diyorsunuz seninki çok kalın. Siz de onu aynı şekilde aradınız ve bir verdiniz. İşte yani bilmiyorsun şimdi, ki gelinini. Bir senden de bir vermezsin. Senin gelininki daha kalınmış. Buna denk gelmemiştir canım. Hayır, buna denk gelmemiştir. Adanalısınız ya biliyorsunuz onun ya. Onun içi güzeldi. Çok onun içi güzel. Ya. Buna demek ki yapamıyor gelininiz. Bunu kabul edin. Sen yapıyorsun İyi ya. İyi yapamadığım için mi? Sen yapabiliyorsun ya. Yapmışım ondan. Ben yüksek puanlar aldım. Onun için alıyorsun hep beşleri. Zeynep'ciğim gerçekten bayağı ince yapıyormuşsun. Kayınvaliden. Gerçekten çok ince yaptığını inanıyorum. Bu işin profesör olduğunu söyledi kendisi ki bir tek o biliyor zaten. Denk gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü de gerçekten bak bu üçüncü servis. Üçtür kontrol ediyorum. Seninki zaten hiç pişmemiş. Nasıl dört aldın ona da şoktayım bu i̇şte arada. İşte yani demek ki Adana'da öyle yapılıyormuş. Asla öyle yapılmıyor. Ben onun çiğ köftesini de yedim. Ama bir tek ya bir kere. Benim kesinlikle bu servisime denk gelmiştir. Bir tane elimden kaçmıştır kalın olmuştur. Asla kabul etmiyorum. Vallahi ister kabul et. Üçüncü tabak kalın. Üçüncü tabak çok kalın. Bir sana geldi. Ama beş bana geldi. İşte diyorum çok ya. Çok güzel oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Verdim işte. Vallahi Yasemin teyze köftenin en iyisinden anlıyormuş. Dayak olan puanı da verdi. Çünkü köftenin ustası olan bizim içimize uydu. Ay size beş var. İki tane beş hatırlatırım. İki tane beş. Yine de teşekkür ederiz Yasemin teyzeciğim. Çünkü gerçekten senin yorumun bizim için önemliydi evet, yani. İki tane birden sonra 4 verdin ona. Evet çok sağ olasın. Şimdi efendim son kayınvalidemiz Ayşe Hanım buraya geliyor son tadım için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecan. Hem ne biçim. Hem ne biçim. Hadi efendim çünkü ilk tabaktan başlayalım. Şurası üstü gevremiş ama içi şimdi bir şey diyeceğim. Gelinden kızıyor sen takma dişlisin. Ha. Yiyemiyorsun bilemiyorsun diyorlar bir de beni. Yani bakacağız. Ya ama bu damak zevkidir canım. Evet. İşte ne ilgisi var? Dişlerimizi ısırıyoruz, ediyoruz ama tadı sonuçta dil alıyor. Evet. Damak tadı diye bir şey var. O zaman ikinci tabağımızı açtık. Bunun mayosu mu ne bileyim güzel olmuş. O zaman üçüncü tabağa geçelim. Beğendiniz mi? Hiç. Öteki kadar güzel değil. İyi. Thank you.
Oh. Hmm. Afiyet olsun. Oh. Şimdi ne yapacağız? Puanı geçtik. Puanı geçtik. En zor taraf. Evet. Hangi tabağa kaç puan veriyorsunuz? Hızlı bir şekilde alacağım şimdi sizden. Şunu bir. Üçüncü tabak bir. Şunu. İkinci tabağa veriyorum. İkinci tabağa iki. Biraz ıslın durmuş. Ha. Hangisine beş veriyorsunuz? Bire mi dörde mi? Şununla şunun arasında kaldım. Şu tabağa. Ha. İçimden beş geçiyor. Yazayım buraya mı? Buraya dönüyorum. Bir dur. Dur. Bir dur. İçini karar vereyim de. Ürünüm bunu beş veriyorum, bunu dört veriyorum. Ha. Dördüncü tabağa beş. Birinci tabağa da dört evet verdiniz. Dört, iki, bir, beş. O zaman hazır. Aldın bu tabağın mı önündeyken. Şunu mu? Evet. Bakalım. Kırılmayacak değil mi bunlar bile, aman deyin. Tamam, ne olur kırmayın. Takım tamam. Eksildi valla. Kırdınız tamam zaten. Hayır, zaten titriyorum, kırmam ha, da. Yok, kırmazsınız. İki puan. Hangi geline gidiyor? Bir verirsen, iki verirsen Ayşe, ben burada göbek atacağım. Niye işte göbek atıyorsun? Karasın göbek ne Ayşe'ye? Hayır, karasın ne bize? Bize karasın ne? Ben sana sen dört beş... Ayşe'ye göre izin var. İyi de o da benim gelinim. Yapacak bir şey yok. Hani ne alaka şimdi ya? Bir susun ya. Niye susayım ya? Artık o... yani deli ettiniz ya. Sen gelmeden önce bana neler söyledi biliyor musun? Yemin ederim deli oldum yani. Yapacak bir şey yok. Amma yapıyorsun Zeynep. Ben dört beş verip ver dururken ya. Hadi ver iki de göbek atayım sizi hadi. Sizi delirmeyin Ayşe Hanım. Amma yapıyorsun Zeynep. Bunu senden beklemezdim. Aşk olsun sana. Tamam. İki puan. Oh, yine ellerimi getirdi ya. Hadi. Tamam, sakin olun. Aç, aç, hadi. Sakinlik. Aç. İki puan. Hangi geline gidiyor? Ayşe, dedin mi ben burada yattım gibi kalacağım. Herhalde bir şey olacağım. Vallahi korkuyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi şu anda Ayşe'ye gerçekten... Dur, deme, yazık dur ettin. Ya Allah aşkına deme bir öngünü ya. Allah aşkına deme ya. Kaldıralım mı? Ben kaldırmayacağım böyle diyorsan ya. Ama niye iki veriyorsun sen? Ama bilmiyorum ya ki ya, bilmiyorum. Onur Bey, ödemediniz mi şu programda Ayşe nasıl yapar? Yedirmedi ki beni, bilmiyorum. Ben bundan sor kendini, yedirmiş mi kaynanasına? Bakalım. Titriyorum iki artık puan ya, Allah'ım Ayşe'ye yardım mi gitti? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yazık ettiniz. Anam dur oğlum ya,